Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dartesian karakter incelemesini çekiyoruz arkadaşlar. Dartesian, Yavin Savaşı'ndan yaklaşık 4000 sene önce yaşamış bir Sith Lord'dur. Sion sadece gücün karanlık tarafının kendi içinde yarattığı nefret ve irade gücüyle ceset gibi görünen yanmış ve parçalanmış vücudunu bir arada tutabilmesi yüzünden benzersiz bir Sith Lord'udur. Ölümsüz olup sadece güç sayesinde yaşadığı için ebedi bir acı içindedir. Malak'ın ölümü ve Revan'ın kayboluşundan sonra Korriban'daki Sith bölükleri birbirlerini öldürürken Sion, galaksinin bilinmeyen bölümlerine kaçan Sith Lord'larından biriydi. Sion'un Malachor 5 gezegenine kaçtığı ve orada Revan'ın eski hocası Darth Traya tarafından çırak olarak alındığı bilinmektedir. Malachor 5'teki Traios Akademisi'nde acının değişik şekillerini öğrenmiş olan Sion, eşsiz derecede güçlü bir Sith Lord'dur. Başkalarına işkence etmek ve öldürmek, Sion'un gücün karanlık tarafı ile olan bağlantısını kuvvetlendirir. Kendi acısı ve nefretlerinden beslenme kabiliyeti Sion'u ölümsüz yapmıştır. Sion aynı zamanda büyük bir ışın kılıcı ustasıdır. Tartışmasız olarak kendi döneminin en ölümcül Sith suikastçılarından biri olan Sion, aynı zamanda kendisi ve Darth Nihilus tarafından başlatılan Gölge Savaşı'nda yüzlerce Jedi'ın ölümünden sorumludur. Sürgün cezasının bir parçası olarak dış halkaya gönderen Jedi Konseyi'nin bir üyesi olan Usta Lona Vas'ı Korriban'da yakalayıp öldüren Darth Sion, yine Korriban'da sürgünün kendisiyle yüzleşmiş ve onu yenmiştir. Fakat sürgün Lona Vas gibi ölmeyerek son anda kaçabilmeyi başarmıştır. Sion, Darth Nihilus ile beraber daha önce öğrencisi oldukları Darth Traya'yı Sith düzeninden atıp onun güçlerini yok etmişlerdir. Sion daha sonra eski bir Sith gezegeni olan Malachor 5'teki Traios Akademisi'nin kalbinde Mandalorya savaşlarında Revan'ın hizmetinde savaşmış olan sürgün tarafından öldürülmüştür. Bu kadar uzun süre yaşayıp nefretten başka bir şey bilmemiş olan Sion, en sonunda Traios Akademisi'ni terk edip ruhunu teslim etmekten mutluluk duymuştur. İlginç bir şekilde Sion'un kendi duyduğu acıyı kontrol edebilme yetisi, üstün ışın kılıcı sanatı ve karanlık tarafın gücüyle ayakta kalabilme kabiliyeti sayesinde sürgün Sion'u ışın kılıcı düellosu ile yenememiştir. Onun yerine Sith Lord'unun irade gücünü kırıp Sion'u kendi inançları ile karşı karşıya getirmiştir. Üstün ikna yeteneği sayesinde Sith Lord'unun Traya'nın kendisi için hiçbir işlevinin kalmadığına ve güçten vazgeçerek bunca zamandır katlandığı acı ve nefretten kurtulabileceğine inandırmıştır. Sürgünün etkisiyle kendi yaşamını güce kurban eden Sion orada ölmüştür. Evet arkadaşlar, bu videomuz da bu kadardı. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarda hangi karakteri istediğinizi yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.